buktik bir genişleme, bir rahatlama, hoşgörünün, hukukun yaygınlaşacağı bir ortamı da aslında bizim elimizden ne yazık ki alıyor. Oysa başbakanın yapması gereken şey Erdoğan aslında... Bey, evet. İsterseniz ona geçmeden önce ben Mustafa Bey'e de sorayım. Kendi görüşü nedir? Çünkü başbakanın daha sonra yapması gerekenleri konuşabiliriz. Mustafa Bey, siz ne düşünüyorsunuz acaba bu açıklama hakkında? Sizce başbakan haklı mı? Valla bence aslında biraz geç kalmış bir açıklama bile diyebiliriz. Şimdi başbakanın tabii siyasi konuları bırakıp da tarih konularına girmesini eleştirebilirsiniz. Siyasi açıdan eleştirebilirsiniz. Bir dönem bir Dersim katliamının belgesini ekranlara tutup da mecliste bunu gündeme getirmesi fena mı oldu? Toplum bir yıldır Dersim'i tartışıyor, belgeler açıklandı, kitaplar yayınlandı, bu konuda artık bir mesafe alındı. Yani her zaman mutlak anlamda başbakan tarihten bahsedersek her şey kötüye gider gibi bir yaklaşımda bence doğru değil. Ama işin hakikati bu açıklama aslında dizinin ilk başladığı günlerde gelmiş olsaydı belki bir işe yarayabilirdi ama aradan bu zannediyorum 1,5-2 seneye yakın zaman geçti. Bu kadar süre içerisinde zaten dizi vereceği mesajı vermiş oldu. Bence bu son derece yanlış mesajlarla artık sokaktaki çocukların bile akıllarında Kanuni'nin o çarpık imgesini ömür boyu taşıyacakları bir tohum ekilmiş oldu. Ben burada başbakanı bu açıklamayı geç yaptığı için dahi tenkit edebilirim. Evet. Şimdi ben yine Erdoğan Bey'e döneceğim. Erdoğan Bey, şimdi Mustafa Bey diyor ki ya böyle bir tepkiyi verebilir başbakan. Neden vermesin? Hatta geç bile kaldı diyor. Şimdi başbakanın sözlerine baktım. Bir ilginç bir tanımlama var. Diyor ki Muhteşem Yüzyıl belgeseli diye bahsediyor. Oysa bu bir belgesel değil. Bu bir dizi. Yani bir uydurma bir dizi aslında yani. Tamamen kurmaca bir dizi yani. İkincisi yani bu başka dizilerde var. Aynı konsepte mesela TRT'de de Kıyam diye bir dizi var. Onda da bambaşka bir şey, farklı bir açıdan bakılıyor. Siz dizinin mesela bu şekilde ele alınmasını ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda buradan biraz hani Mustafa Bey'in sözlerini de nasıl şey yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Şimdi, ona da girelim aslında isterseniz. Aslında Mustafa Bey'in şu vurgusuna katılmamak mümkün değil. Başbakanlar da başta olmak üzere herkes tarihe dair görüş belirtebilir. Burada biz sıradan yurttaşlar olarak başbakanlarımızdan şunu talep etme hakkına sahibiz. Başbakanlar eğer tarihin hak ihlali üzerine kurulmuş ögelerine değiniyorlar ve buradan hareketle de hak ihlallerinin olmayacağı bir kültürü, bir hukuksal dönüşümü, bir özeleştiriyi topluma yaygınlaştırıyorlarsa, demokratik bir başbakanın, çağdaş bir başbakanın yapması gereken bir şey yapıyorlar ve toplumu ileriye doğru taşıyorlar. Hoşgörüye, evrensel kardeşliğe taşıyorlar. Ama başbakan eğer monarşinin, dediğim gibi tekrar etmek istiyorum, babadan oğula iktidar yetkisini almış ve bunu üstelik Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olmak gibi bir yerden toplumun karşısına çıkartan bir iktidarı, bir iktidarın dokunulmazlığını, muhteşemliğini dokundurtmamak üzerinden bir yerden fikir belirtiyorsa, burada aslında toplumun böylesi antidemokratik eğilimlere öykünmesini, onların şahsında mevcut şu anda toplumun gerek içeride gerek dışarıda yaşanmakta olan şiddet kültürünün daha da gelişmesi, pekişmesi, özgüven edinmesine hizmet ediyorlar demektir. Dolayısıyla burada elbette ki başbakanlar tarihten söz edeceklerdir, etmelidirler, etmeleri gereken zamanlar olur. Ama buradaki ölçütün bence evrensel insanlık değerleri üzerinden ve 2010 yılının sorunları üzerinden gerçekleşmesi lazım. Oysa başbakan bunu yapmıyor. Üstelik gerek başbakan gerek Mustafa Bey, söz konusu dizinin toplumda yanlış bir algı yarattığından kaygılanıyorlar, şikayet ediyorlar. Oysa şunu anımsatmak lazım, bugüne kadar Kanuni'yi sanki döneminin en ileri kanunlara uygun davranmış şahsiyeti olarak, en muhteşem, en büyük, en akıllı insanı olarak zaten ilkokuldan itibaren dizilerde, tefrikalarda, ders kitaplarında, anlatılarda, milliyetçi söylemde zaten topluma bu yönde yoğun bir şekilde bir bilinç aşılamış durumdalar. Ama onlar zannediyorum ki bu resmi devlet tezinin gölgelenmesini, değişmesini, orada bir sorun çıkmasını istemiyorlar. Oysa tarih mesleği itibariyle de şunun altını çizmek lazım ki